İYİ Parti Koca Sinan İl Başkanlığı'na İYİ Parti Koca Sinan Meclis Üyesi Muharrem Yiğen de aday oldu. Daha önce Muharrem Sırızlıoğlu'nun da adaylığını açıkladı. İYİ Parti Koca Sinan İlçe Kongresi 4 Aralık'ta yapılacak. İYİ Parti Koca Sinan İlçe Başkanlığı'nda yapılacak seçim öncesinde başkanlık adayları tek tek açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Muharrem Sızırlıoğlu'nun İYİ Parti Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıklamasının ardından bugün İYİ Parti Koca Sinan Meclis Üyesi Muharrem Yiğen, İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda başkanlık için adaylığını açıkladı. Toplantıda konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebahati Ataman, yapacağımız 3 ilçe kongresinde de aynı duyarlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İlçe başkanlığı yapma konusunda kendine güvendiğini söyleyen Muharrem Yiğen, alacağımız oy oranının daha fazla olması için çalışacağım şeklinde konuştu. Tüm Türkiye'de İYİ Parti ilçe kongreleri yapmaya başladı. Sağlıklı ve sıhhatli şekilde de sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah bu süreci de önümüzdeki 2 hafta içerisinde ilçe kongrelerini bitirmiş olacağız. Hemen arkasından da il kongresi için çalışmalarımız başlayacak. Tabii il kongresiyle ilgili kararı genel idare kurulu verecek tarihleriyle ilgili. Ama 29 Ocak'a kadar da tüm Türkiye'de İYİ Parti'nin kongreleri bitmiş olacak. Güzel bir seçim dönemi yaşıyoruz aslında. Adaylar da bol çoğalıyor. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor aslında. Demek ki partimizin hizmetinde bulunan arkadaşlarımızın daha iyi yapabilme adına kendini ortaya koyma iradeleri bizim için çok önemli oluyor. Bu hafta 26'sında ve 27'sinde Talas kongrelerimizi inşallah bitireceğiz. Önce Talas, sonra da Melikgazi kongrelerini yapacağız. Hemen arkasından da 4 Aralık'ta da Koca Sinan ilçe kongremizi bitireceğiz. Şu anda mevcut ilçe başkanı Mustafa Işık Bey'in dışında Muharrem Sızırlıoğlu geçen hafta içerisinde yine bu salonda adaylığını açıkladı. Cuma günüydü. Bugün de hem Koca Sinan meclis üyemiz, hem partimizin kuruluşundan beri birlikte yol aldığımız avukat Muharrem Yiğen'in Koca Sinan ilçe başkanlığına aday olmasıyla ilgili toplanmış bulunuyoruz. Kongreleri bitmesiyle birlikte de biliyorsunuz zaten artık seçim satımı haline girildi Türkiye'de. Hemen tekrar sahalardaki hızlı çalışmalarımıza devam edeceğiz hep beraber inşallah. Bu kongre süreci içerisinde hiç kimsenin burnunun kanamayacağını, kaybedenin olmayacağını, kazananın İYİ Parti olacağını hep söyledik, yine söylüyoruz. Bugüne kadar da çok şükür bu şekilde geldik. Yapacağımız 3 ilçe kongresinde de aynı duyarlılıkla kaybedenin olmadığı, kazananın olduğu, o an o saat itibariyle kongrenin bitmesiyle birlikte yeniden tek vücut halde hep beraber elimizden gelen çalışmaları yapacağımızı biliyorum. Arkadaşlarım da böyle düşündüğüne inanıyorum. Bu bir bayrak yarışı. Ve ben bu bayrağı mevcut ilçe başkanımızdan, diğer aday olan Muharrem kardeşimizden adaşım, daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Daha iyi yapabileceğim noktasında kendime güveniyorum. Bununla ilgili bir tereddütüm, aklımda bir soru işareti yok. Ben Koca Sinan Molu köyünde Molu nüfusuna kayıtlıyım. Koca Sinan'ın öz evladı olarak kendimi görüyorum. Bu şekilde de başarılı olacağıma inanıyorum. Bizim buradaki amacımız partide sürekli konuşuluyor. Herkes de bunu biliyor, dile getiriliyor. Bazen kapalı kapılar ardında, bazen başka bir yerlerde küskünlükler, kırgınlıklar olmasın, birlik, beraberlik olsun diye konuşma yapan birçok değerli büyüklerimle karşılaşıyorum, görüyorum ama aslında sorunu da kendilerinin yarattığını biliyorum. Küskünlük ve kırgınlık olmasın diyen herkes aslında bir sorunun bir parçası olduğunu göz ardı ederek bunu dile getiriyor, söylüyor. Ben buraya gelirken bugün açıklama yapacağımı mevcut ilçe başkanımıza, diğer aday olan Muharrem kardeşimize, adaylığı bir dönem söz konusu olan, şimdi karar verdim vermediğimi bilmiyorum, Kürşat Taşdemir'e, hepsini tek tek aradım, davet ettim. Gelin oraya hep beraber birlik beraberlik görüntüsü vererek başlayalım dedim. Ben yapılacak olan kongreden sonra
4 Aralık günü akşam 6'yı çeyrek geçe sonuçlanır diye düşünüyorum. Bitmiş olur en azından başkanlık noktasında. Ben Koca Sinan ilçe başkanıyım. Koca Sinan'da birlik, beraberlik nasıl olur, nasıl yapılır? Önümüzdeki özellikle benim bu sürece girmemdeki sebep, en önemli sebeplerden birisi az önce başkanım söyledi. Önümüzde bir genel seçim var. 5 ay sonra, 6 ay sonra ne zaman yapacaklarını belki bilmiyoruz. Belki Mayıs'ta, belki Haziran'da bir genel seçim var. Ve bu genel seçimde bizim daha fazla görünür olmamız lazım. Daha fazla vatandaşın içinde olmamız lazım. Daha fazla istekleri, talepleri dinleyip gerekli yerlere iletmemiz lazım. Yani yaşımın vermiş olduğu özgüvenim var. Mesleğimin vermiş olduğu bir özgüvenim var. Başarılı olacağıma inanıyorum. Arkadaşlarıma inanıyorum. Ve bu seçimlere partimizi, Koca Sinan Teşkilatı'nı daha başarılı bir şekilde götüreceğimi düşünüyorum. Alacağımız oy oranının daha fazla olması için çalışacağım.